Arkadaşlar merhaba, bugün size kitap kurtlarının nefret ettiği 10 durumdan bahsedeceğim. Yine sizden ricam, 10 durumdan hangisini yaşıyorsanız yorum olarak maddeyi yazmanız. Bunlardan hiçbirini yaşamıyorsanız, başka nefret ettiğiniz durumlar varsa onları da yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Şimdi videoya geçelim. Kitap kurtlarının nefret ettiği 10 durumdan ilki, çok heyecanla okuduğunuz bir kitap varken birden ruh durumunuzun değişmesi ve reading slump dediğimiz o iğrenç durumun içerisine girmek. Kitap kurtlarının nefret ettiği 10 durumdan ikincisi ise bir sürü kitabımız olmasına rağmen okuyacak bir türlü kitap bulamamak. Çok güzel kitaptı. Şimdi ne okusam? Okuyacak hiç kitabım yok. Kitap kurtlarının nefret ettiği üçüncü durum ise bir kitapta aşırı derecede fazla karakterin bulunması. Öyle ki o kadar çok karakter vardır ki kitabın sonuna dahi gelseniz o karakterin kim olduğunu hatırlayamazsınız. Elimde görmüş olduğunuz kitapta yaklaşık olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 adet, 16 adet karakter bulunmakta. Nefret ettiği diğer bir durum ise o güzelim kitaplarımızın ödünç verdiğimizde yine aynı şekilde geri alamamamız. Kitabımı mı istiyorsun ödünç? Tamam. Alayım. Bu ne? Yalnız bu benim kitabım değil. Benim kitabım böyle değildi. Kurtlarının nefret ettiği diğer durum ise çok heyecanlı böyle fantastik bir kitap okurken o büyülü dünyadan ailemiz tarafından uyandırılmak ve hayaller, hayatlar durumu yaşamak. Bir zekalı. Ben sana kaydedim, soğan hazırla değil mi? Nefret ettiği altıncı durum ise sonu havada biten kitaplar. Ya da başka bir şeyin ihtimaline karşı ona baktım ve kamera çantasının askısını omzuma astım. İyi aman her neyse dedim ve diğerlerini içeri doğru takip ettim. Son. Bu kadar mı? Kitap kurtlarının nefret ettiği diğer bir durum ise kitapta ayrıcı koyduğumuz yerden ayrıcının düşmesi ve kitapta nerede kaldığımızı bulamamak. Tamamdır. Burada kaldım. Sonra okurum. Evet, nerede kalmıştık? Araç nerede? Araç nerede? Araç yere düşmüş. Ben nerede kaldım? Uf ya. Kitap kurtlarının nefret ettiği diğer bir durum ise akşam vakti kitap okurken bir süre sonra uykumuzun bastırması ve uykumuzla kitap arasında bir savaş vermek. Kurtlarının nefret ettiği diğer bir durum ise arabadayken bir türlü kitap okuyamamak ve okuduktan 5 dakika sonra midemizin bulanması. Eğer ki siz okuyabiliyorsanız gerçekten şanslı kesimdensiniz. Daha iyi olur, okurum ben. Okuyamayacağım.
kitapçıların nefret ettiği diğer bir özellik ise kitap okurken bir türlü rahat pozisyonu bulamamak. Öf, bir türlü rahat değil ya. Öf. İşte bu 10 durum kitap kurtlarının, yani kitap severlerin nefret ettiği 10 durum. Siz de bunlardan birine uyuyorsunuz, lütfen aşağıya yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Bunlardan hiçbirine uymuyorsunuz ama nefret ettiğiniz bir durum daha varsa lütfen onu da yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.